Sevgili seyirciler, zaman zaman kendi kendimize sorarız olup bitenleri. Aklımızın, gönlümüzün, kalbimizin, velhasıl bütün duygularımızın doygunluğa ermesini isteriz. İnsanız, inanırız ama yine de sorgularız. Dağlar büyüklüğünde delilleri görürüz de yine de küçük bir emareyi arzu ederiz. Safran ne kadar dolgun olsa da şekerlemeyi hep ayrı tutarız. İyiliğe, güzelliğe kapı aralayan şekerleme ona minnet duyuruyorsa sevilir. Daha iyiye, daha güzele, daha bir aşkla, şevkle coşturuyorsa bu şekerleme baş göz üstünde. Her minnetin olduğu gibi şekerlemenin de külfeti vardır. Bütün bir anı sadece o ana sıkıştırırsak, elindeki altını bir akide şekerine kaptıran çocuk gibi oluruz. Kısacası sevgili seyirciler, insanız, şekerlemeyi severiz. Akıllıyız, bardağı bütünüyle görürsek. Şimdi bu bölümde bizlere Konya'dan yazan Hadiye Hanım'ın ilginç hikayesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Dikiş tutmaz ki artık. Neyini tamir edeyim? Baksana her tarafı kopmuş bunun. Öyle de bir tabana tuttursanız hiç yoktan. Bak evladım, tamir etmekle adam olmaz ki bu ayakkabı. Sen en iyisi yenisini al bunun. Emre! Emre! Emre nerede Celal? Bilmem. Belki ekmek almaya gitmiştir. Hay Allah. Amma kısmetliymişsin be Celen. Bak salata işi sana kaldı. E tabi maklube de her zamanki gibi benim işim. ₺30 milyon param var. Belki biraz daha dişimi sıkarsam bu ayakkabılardan birini alabilirim. Evet. Ardından pirincimizi ekliyoruz. Yalnız buraya özellikle dikkat sayın seyirciler. Neticede maklube de pilav değil mi? Bu durumda en hassas noktası tabii ki pirinçler. Tane tane olacak. Şöyle kaşığınızı aldığınızda hayran bıraktıracak sizi kendine. Evet. Artık kapağını kapatıp maklubemizi pişmeye bırakabiliriz. Celal, maklube yolda. Salata ne alemde? Geliyor Murat Usta. Maklubeye yetişecek inşallah. Çok güzel ya. Çocuklara şöyle dillere destan bir iftar ziyafeti çekelim. Ah be. Yanında da bir tatlı alsaydık değil mi? Bu arada kasa ne durumda? Bitti. Bitti mi? Yani hepsi mi? Evet. Hepsini maklube için harcadık ya. Hay Allah. Bende de 5 kuruş kalmadı. Sende var mı? Bende de yok. Neyse zaten iftara da bir şey kalmamış. Hala niye gelmedi bu çocuklar? Ancak Murat gelirler birazdan. Anne, kazan nerede ya? Ne bileyim oğlum, kazak seni nerede çıkardıysan oradadır. Ya bulamıyorum. Uf, nerede bu kazak ya? Ne yemek yapacaksın? Bulgur, annem köyden göndermişti ya. Vallahi ekmek alacak paramız kalmadı. Her şey ateş pahası. Mübarek Ramazan'da. Buldum anne, buldum. Kazağı buldum, tamam. Hı. Nereye gidiyor bu? Abileri iftar veriyormuş, ona hazırlanıyor. Ne işi varmış bu saatte? Otursun evinde yapsın iftarını. Biliyorsun Berk'le beraber her hafta ders çalışmaya gidiyorlar. Sağ olsun gençler, nasıl da ilgileniyorlar. Hem 5 kuruş da almıyorlar. Geçen gün Vedat Bey verecek olmuş, kabul etmemişler. Bu devirde hayran kalıyor insan valla. Okuyacak da ne olacak? Başı göğe mi eğrecek? Şey baba, okulda aidat toplanıyor demiştim ya. Sınıfta herkes verdi, bir ben vermedim. Öğretmen istiyor. Vermediysen ne yapalım? Var mı bakalım elde avuçta? Biz yemek yemeye para bulamıyoruz. Sen kalkmış okula para istiyorsun. Yok vermiyorum. Hem evvelden de söyledim, istemiyorum okumanı. Okumakla bir şey olmayacağı yok. Hep para, para, para. Yok defter parası, yok kalem parası, yok aidat parası. Yeter be.
Para isteyecek yaşın çoktan geçti senin. Akranların çalışıp eve para getiriyor. Seni de bir tamirciye vereceğim, para kazan. İki kuruş da sen getir eve. Ama baba, ben okumak istiyorum. Kes sırıltıyı be! Sen okumak istiyorsun da ben okutabiliyor muyum? Bende kağıda kaleme verilecek para yok. Rıza efendi. Aidat parasıymış. Ne aidat parası be? Ekmek alamıyoruz be. Buyurun. Rıza efendi, Aynur Hanım'ı yollar mısın? Tamam, gönderiyorum. Bak kız şuna. 14 numara ne istiyormuş? Sen de otur yerine. Bir yere gitmiyorsun, hadi. Şey baba, ama ders çalışacaktık. Hala ders çalışacaktık diyor be. Ben sana ne diyorum? Okumayı unut, anladın mı? Unut. Evden dışarı çıktığını göreyim bacaklarını kırarım. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar Berk, gel bakalım. Hasan nerede? Gelmedi mi? Yoo. Ben halamlardaydım, eve uğramadım. Hem o buraya önceden gelecekti. Neyse, birazdan gelir o zaman. Sen geç otur. Ay, ezan okunacak, ben hala yemek hazırlayamadım. Aa, sen gitmedin mi? Çıkamadım anne. Babam göndermedi. Beni okutmak istemiyormuş. Aman Hasan'ım, ağlama, ağlama. Babanın canı sıkkın şu sıralar. Anne, ben okumak istiyorum. Okuyacaksın tabii, okuyacaksın. Ama babam okutmayacağım diyor. Hadi ağlama. Abilere bile yollamadı beni. Söz vermiştim, beni bekliyorlardı. Nefis. O kadar fazla koklama, orucun bozulur. Abicim, ben bu işin piriyim. Sorarlarsa doktoramı maklubede yaptım diyeceğim. Kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Berk'cim. Hasan nerede kaldı? Daha gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Koskoca tencere yemek yaptık. Hasan gelmeden kimse tek kaşık almayacak, ona göre. Tamam tamam. Ben şimdi telefon ederim. Dışarı mı çıkacaksın? Evet. Ben de geleyim mi Celal abi? Yok yok. Sen Murat abine yardım et, ben şimdi gelirim. Tamam. Yardım edeyim mi Murat abi? Yok, sağ ol Berk'cim. Her şey hazır. Hah, Emre de geldi. Kapıcı, elektrik faturası son güne kalmış. Şimdi gidip veznelerle uğraşamam. Sen götür yatırıver. Paranın üstünü de getir. Hadi ne bakıyorsun öyle? Faturayı yatır dedik ya. Kapıcı değil misin? Ümit Bey, her zaman böyle yapıyorsunuz. Ben sizin memurunuz değilim. Faturanızı yatırmak da benim görevim değil. Vay, alındın mı? Gururuna dokunuyorsa kapıcı olmayacaktın aslanım. Adı üstünde kapıcı. Kapının dışı senin işin. Ne istesek yapmak zorundasın. Ben gidip öyle sıra falan bekleyemem. Zamanım kıymetli benim. Ağır mı geliyor? O zaman biraz daha kafanı kullanıp okuyacaktın. Ne yapalım? Boşuna dirsek çürütmedik biz. Hadi hadi. Yeter seninle gevezelik ettim. Git şunu yatır da gel. Hadi. Allah Allah. Osman amca da yerinde değil. Para da yok. Nasıl telefon açacağım? Evine kadar gitsem mi acaba? Ama çok uzak. Daha sofra için Murat'a yardım edecektim. Aa. Kart sıkışmış. Kontür var. Durup dururken nereden çıktı bu ya? Allah'ım, Ramazan'ın bereketi bu olsa gerek. Hasan, oğlum bir telefona bak. Alo, Celal abi. Hasan'cığım, hayrola, ne oldu? Niye gelmedin? Seni bekliyoruz. Abi, ben gelemiyorum. Neden? Ne oldu, hasta mısın yoksa? Yok abi, hasta değilim de.
Ne o zaman? Yoksa evden mi izin vermediler? Hasan ne oldu? Niye konuşmuyorsun? Şey, baba Celal abi arıyor da beni bekliyorlarmış. Peki, git. Git dedim ya oğlum. Niye öyle bakıyorsun? Alo, geliyorum abi. Tamam Hasan'cığım. Hadi seni bekliyoruz. Bekleyin abi, hemen geliyorum. Teşekkür ederim baba. Hasan. Efendim baba. Gel. Otur şöyle. Hasan, okuyacaksın oğlum. Hiç meraklanma. Sana ders veren abilerin gibi olacaksın. Öyle başkalarına müdürlük taslamayacaksın. Kolu kanadı kırık birini gördün mü? Hemen kol kanat gereceksin. Bir kez de sen vurup iyice kırmayacaksın. Kimseyi hor görmeyeceksin. Gururunu incitmeyeceksin. Alay etmeyeceksin. Okuyacaksın oğlum. Hiç tasalanma, okuyacaksın. Ne kadardı şu aidat? 30 milyon. Yarın mı istiyorlar? Evet, öğretmen dedi ki yarın da getirmezsen dedi. Peki peki. Hadi sen geç kalma. Tamam git. Baba, görüşürüz. Yok hanım. Cebimde şu 5 milyondan başka para yok. İnsan evladının yanında bu kadar mı ezilir? Kıyamıyorum da yavrucağım. Zehir gibi maşallah. Karşıma dikilmiş okuyacağım diyor. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Şöyle geçin. Buyurun. Vedat, sen misin? Benim. Vedat. İstediklerimi aldın mı? Aldım. Ver canım, sağ ol. Misafirlerimiz var. Ha. İş yerinden arkadaşlar. İftara çağırdım. Kızmadın değil mi? Aa, niye kızayım canım? İftara gelene kızılır mı? Ama keşke önceden söyleseydin. Ben de ona göre hazırlık yapardım. Canım sıkma canını. Evde ne varsa onu hazırla, onları yeriz. Hiç öyle şey olur mu? Bir telefon etseydin bari. İnan son anda aklıma geldi hayatım. Ne bileyim, unuttum işte. Hep unutuyorsun zaten Vedat Bey. Neyse, ben arkadaşların yanına geçiyorum. Sen şu yemekleri hazırlayıver, tamam mı? Tabii. Ezan okunmak üzere. Hadi buyurun. Hadi buyurun arkadaşlar. Buyurun. Allah'ım, her sabah canı yüreğimizde hazır bulduk, lütfettin. Her sabah gücü bileğimizde bulduk, lütfettin. Biz sürçtük, her adım düştük, hata ettik, sen affettin. Verdiğin nimetlere hamdolsun. Bizi bir lahza kapından ayırma. Bize sağlık, sıhhat ver. Verdiklerinin karşısında nankör kılma. Elimiz yettikçe, dilimiz döndükçe hayır işlet, hayır söylet. Tuttuğumuz orucu kabul et. Arkadaşlarımızla her gün böyle maklube yapmayı ve bize sevdiklerimizle beraber oruç açmayı nasip eyle. Amin. 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 Hayırdır bey? Daldın. Şu okul parası. Nereden bulacağız hiç bilmiyorum. Hasan. Efendim Emre abi. Ne oldu, hayırdır? Hiç. Nasıl hiç? İkidir sesleniyorum, duymuyorsun. Hadi hadi söyle. Bir derdin var senin. Şey abi, okulumuz badana oldu da. Öğretmen herkesten para topladı. Ama babamda para yok. Bir ben veremedim. Ama öğretmen yarın mutlaka getir demişti.
Çözdüm abi. Çözeceğini biliyordum zaten. Hangi problem kurtuldu ki senin elinden? Bu problemi de çözeriz. Hangisini? Kaç para istedi öğretmenin bakalım? 30 milyon. Al. Yarın okuluna verirsin. Ama... Tamam Hasan. Abi sözü dinle. Hadi. Of. Belim tutuldu. Çok yoruldum. Bulaşık anca bitti. Ya. Vedat. Hı. Senden bir şey rica edeceğim. Sakın yanlış anlama. İstemediğimden değil. Misafirin başım üzerinde yeri var. Hiç yüksünmüyorum. Ama bir günde getirme. Her gün misafir, her gün misafir. Ramazan başladı başlayalı. Şöyle bir gün baş başa oturamadık. Ailece birlikte iftar edelim. Sohbet edelim. Beraber kitap okuyalım. Ha? Tamam hayatım. Söylediğin gibi olsun. O zaman yarın kimseye söz verme, tamam mı? Tamam. Aa, bu arada Berk nerede? Epeydir görünmüyor ortalarda. Üniversitedeki abilerine ders çalışmaya gitti ya. Aa, tabii ya, unutmuşum. Sağ olsun çocuklar. Kardeşleri gibi ilgileniyorlar. Geldi galiba. Oğlum, iyi akşamlar yavrum. Geç. İyi akşamlar babacığım. İyi akşamlar yavrum, hoş geldin. Arkadaşlar, boğaya kemerleri biraz daha sıkacağız herhalde. Anlaşılan hiçbirimizin durumu iyi değil. Memleketlerimizden de para gelmiyor. Ailelerimizin gönderdiği okul harçlarını güç bela karşılıyor zaten. Aldığımız burslar, yaptığımız iktisatla kıt kanaat idare ediyoruz. Yakında bir yerden parası gelecek olan var mı? Ben yarın bursumu alacağım. İyi iyi. Bana da babam gönderecek biraz. Sen para biriktirmiyor muydun Emre? Öyle, öyle de... Şimdi yok. Peki gelecek var mı? O da yok. Ben gidiyorum baba. Hadi iyi dersler oğlum. Kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Kolay gelsin Rıza Efendi. Sağ olun Vedat Bey, sağ olun. Hasan nerede, çıktı mı? Az önce çıktı. Hadi iyi günler. İyi günler, sağ olun. Of. Baba. Hmm. Baba, ben abimleri çok seviyorum. Bunu bilmeyen mi var oğlum? İki lafından biri abilerim abilerim. Ağzından düşürmüyorsun. Şey baba, onları iftara çağırsak mı? Ne olur. Biraz geç kaldık ama işte geldik. Hadi bakalım, iyi dersler. Çağıracağız değil mi baba? Tamam tamam. Ne zaman çağıracağız baba? Bugün olabilir. Bugün mü? Teşekkür ederim babacığım. Güle güle yavrum. Görüşürüz. Emre, Murat. Selamünaleyküm Şaban abi. Şaban abi. Aleykümselam gençler. Oğlum, gençlerin ekmeklerini ver. Aa, Vedat abi. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Arkanızdan seslendim ama duymadınız. Çocuklar, sıcak sıcak ekmek dururken neden böyle bayat ekmekleri alıyorsunuz? Aa, bunlar yarı fiyatına Vedat abi. Sağ olsun abimiz bizim için ayırıyor. Biz de her gün gelip alıyoruz. Defter kitap ateş pahası. Böyle şeylere dikkat gösterince Allah da elimizdekilerini de arttırıyor. Büyüklerimiz buna iktisadın bereketi diyor. Anlayacağınız, biz de iktisadın bereketiyle yaşıyoruz. Ya neyse, ben buraya ekmek almak için gelmedim çocuklar. Sizle konuşmak için geldim. Bu akşam işiniz yoktur inşallah. İftara bekliyoruz sizi. (Gülüyor)
Sağ ol anneciğim, iyiyiz. Ne yapalım, iftar hazırlığı işte. Yok yok, bugün misafir yok. Söyledin Vedat'a. Bu akşam ailece baş başa iftar yapacağız. Sohbet edeceğiz, kitap okuyacağız. Ben de biraz dinlenmiş olacağım. Yok anne, misafiri sevmez miyim hiç? Hele böyle Ramazan'da. Ah anne, peki sonra görüşürüz. Berk okuldan geldi galiba. Hadi iyi akşamlar, iyi iftarlar. Ben açarım, sen yemeğe bak istersen. Tamam. Geldiler mi baba? Gelmemişler. Birazdan gelirler değil mi? Gelirler oğlum, gelirler. Hadi. Yaşasın, abilerim geliyor. Kim geliyor Vedat? Hay Allah, unutuvermişim. Bugün gençler gelecekti. İftara mı? Evet, davet etmiştim. Davet ettin demek. Tabii davet et. Etme diyen yok sana. Ama bana haber versen ne olur? Hem söz vermiştin, bugün baş başa iftar yapacaktık, unuttun mu? Ne yapayım, unutuyorum işte. Güzel güzel yemekler yaptın değil mi anne? Geldiler. Şunları ben karşılayayım. Hoş geldiniz abi. Aa, hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk, selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Emre abim geldi. Geçin bakalım, hoş geldiniz. Geliyor, geliyor. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldin. Hoş geldin Emre abi. Hoş bulduk canım. Geçin, geçin. Geçin buyurun. Çocuklar, rahatınıza bakın, buyurun. Nasılsınız bakalım gençler? Aman Allah. Bu ayakkabı ne kadar eski böyle. Her tarafı da yırtık pırtık. Bu kışta kıyamette nasıl giyer bunu bu çocuk? Yazık. Hangisinin acaba? Hay Allah. İnsan ayağına bir çift ayakkabıyı nasıl alamaz? Yağmur. Belli ki denkleştirememiş parasını. Yoksa kışın ortasında giyilecek gibi değil bunlar. İftar vakti de yaklaşıyor. Sofrayı hazırlamam lazım. Berk hep sizden bahsediyor. Emre abi, Murat abi... İsimlerinizi ezberledik artık gençler. Ben şimdi geliyorum. Bizim hanım kızdı. Kızar tabii. Haber vermeliydim. Nasıl da unuttum. Acaba hangisinin ayakkabı? Evet evet. Çok kızmış bana. Daha dün söylemişti. Bugün beraber iftar edecektik. Anne, yardım edeyim mi? Sağ ol yavrum. Sen git abilerinle. Tamam anne. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz Vedat abi. Terbiyeli, çalışkan. Hem yaşına göre de çok olgun. Biz belki kitap yetiştiremiyoruz değil mi arkadaşlar? Neredeyse bütün kitaplarımızı okudu. Aman çocuklar, şımartmayın şunu. Kalemi de iyi. Size şiirlerini gösterdi mi hiç? Bak sen, bizim oğlan şair olmuş da bizim haberimiz yok. Bizim hanımın öfkesi hala geçmemiş. Bu ayakkabıyla nasıl dolaşıyor? Bizim gibi de değil. Bütün gün dışarıda. İnsan donar. Bir dakika. Tabii ya. Vedat'ın ayakkabılarından birini versem ne olur ki? Bir sürü ayakkabısı var. Ama olmaz ki. Vedat'ın ayakkabısı çok büyük, bol gelir çocuğa. Allah'ım, onlar farkına varmadan bu işi nasıl halleder? Tatil olunca köye gidiyorum. Gitmezsem küserler bana. Annem, babam, teyzelerim, halalarım, bütün sülale. Doğrusu ben de çok seviyorum memleketimi. Bizim köy çok güzeldir. Thank you.
Ay, bu ayakkabı meselesi kafamı iyice karıştırdı. Bir çaresini bulmalıyım. Ama ne? Tabii, olabilir. Çıkarlarken bir kenarda durur, kimin olduğunu öğrenir, sonra da Berk'le ayakkabının parasını gönderir. En iyisi bu. Ya sizin oralar Emre? Bizimki çok küçük bir kasaba. Ege'de, deniz kenarında. Aa, manzarası da güzeldir. Ama bizim aileden kimse yok orada. Ben de 2-3 senede bir gidebiliyorum. Allah. Bir ayakkabı ya. Çoğu kez varlığını bile fark etmeyiz. Yemeli mi olmuş zavallını gider? Yağmuru var, çamuru var. Kim bilir kaç zamandır böyle dolaşıyor. Biz çıkalım artık abi. Her şey için Allah razı olsun. Sağ olun gençler. Ne yaptık ki? Allah sizlerden de razı olsun. Sağ olun. Yine bekleriz abi. İnşallah. Buyurun. İyi akşamlar. Her şey için güle sağ güle. Olun. İyi akşamlar. Her şey için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey, benim ayakkabım... Bunlar değil mi? Yok, bunlar değil. Ama arkadaşların ayakkabılarını giydi. Benim de değil. Öyleyse senin. Değil, değil. Benim böyle yeni ayakkabım yok. Benim ayakkabılarım eskiydi. Bunlardan başka ayakkabı yok ki evladım. Evden aceleyle çıktığın için karıştırıyorsun herhalde. Ama benim başka ayakkabım yok ki. Bunlar benim değil. O zaman kimin? Nereden geldi bu ayakkabılar? Allah Allah. Giy Emre'ciğim. Al, onlar senin. İnan benim de aklım almıyor ama... Siz daha çok yol yürüyeceksiniz. Ben anladım. Sen ve arkadaşların daha çok yüz güldüreceksiniz. Baksanıza. Allah size hediye vermeyi bile bir başkasına bırakmadı. Öyle insanlar mısınız ki? Rabbim ihtiyacınızı aracısız karşıladı. Giy evlat. Hadi giy. Bütün ilimler mutlak gerçeğin tanımı gibidir sevgili seyirciler. Ve bütün olaylarda bize hep mutlak evrensel değerlerin ifadesi olacaktır. Çulun çaputun peşinden koşmamıza gerek yok. İnsan hayırların peşinden koştukça ona da nice sırlı hayır kapıları aralanacak, hiç ummadığı yerlerden hiç ummadığı rızıklara gark olacaktır.